Herkese merhabalar değerli izleyenler. İşimiz İş programıyla karşınızdayız. Bugün İzi Diyet Merkezi'ne konuk oluyoruz. İzi Diyet Merkezi'nde sevgili Orhan Özdengiz, diyetisyenimiz bizlere sağlıklı bilgiler verecek. İşimiz İş'e hoş geldiniz. Değerli izleyenler, İşimiz İş programında bu hafta diyetisyen Orhan Özdengiz'deyiz. Daha birçok hafta Orhan'la birlikte olacağız. Tabii ki Diyalog TV izleyenler, bizi tanıyanların birçoğu Orhan'la yapmış olduğumuz stüdyo programlarını bilirler. Ama bu kez farklı bir formatta karşınızda olacağız. Bunu da izledikçe anlayacaksınız. Orhan, bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, ne demek. Aslında genelde sen bize gelirdin. Bu kez biz sana geldik. Aynen, artık stüdyo değişiyoruz. Stüdyo burası, hatta daha değişik yerler yapacağız stüdyolar kısmetse. Aynen öyle. Evet. Orhan'a neler yapacağımı tahmin bilinemezsiniz. Bu da başlangıç. Artık elime düşmüş onun ya. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Evet. Beslenmemiz de çok önemli. Sağlığımızın her alanında ve her yaşta aslında dikkat etmemiz gereken en önemli unsur. Tabii, yani tabii. Beslenme. Beslenme bizim her şeyimiz. Yemek yemeden yaşayamayan insanlar var. Aynen öyle. ama yaşayamıyoruz yemek yemeden. Yani evet. Bunlar evet. Da ekmeklerimiz. Evet. Bu haftanın spesifik konusu ekmek olacak. Aynen. Çünkü biz aslında nasıl ekmek tüketmemiz gerektiğinden çok emin değil. Hani bilmiyoruz bunu. Ekmek gruplarını bilmiyoruz. Ekmekler. Pideler. Şey nerede? Yok mu? Hani böyle kebapları içine koy. Kıbrıs pidesinden bahsediyorum. Kıbrıs pidesi yok mu? Yani yok. Bu sefer onu da temin ederiz. Ve bu da o. Evet. Açlık ekmeği diye tahmin etmiş olduğum o. Tam tersi aslında, topluk ekmeği. O zaman sen bize anlat da görelim ekmek, nasıl ekmekle toplukmuş. Başlayalım. Şimdi herkesin bildiği gibi bizim fix tükettiğimiz, beyaz ekmek dediğimiz, buğday ekmekleri dediğimiz ekmeklerimiz. Bizim adamızda belki de 20 sene, 30 sene aşkındır herkesin bildiği gibi somon ekmekler çok popüler. Ve biz yıllarca hep somon ekmeği tükettik. Tabii ki teknoloji, tabii ki savaş sonrası, yokluk, varlık hep bunlar tabii ki etken. Zaman içerisinde teknolojiyle beraber biz artık ekmeklerin hangilerinin gerçek, hangilerinin sahte, hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu öğrenmeye başladık. Ve beyaz ekmek tabii ki hepimize göre doğru ekmek gibi görünse de aslında en büyük hata, en kötü ekmek bizim için bu. Çünkü beyaz ekmeklerin içerisinden bütün kaliteli her şey alınmış. Embriyosu, ruj heyimi, en kaliteli ürünler içerisinden alınmış olduğu için biz beyaz ekmeği artık en fakir ekmek diye görüyoruz. Nasıl yani? Ne var neden? Mesela? Çünkü şimdi beyaz ekmeğin içerisinde bulunan tahılını, işte dediğimiz embriyosunu, ruj heyimini, bunlar hep bir ekmeğin içinde olmayan, bir tahılın içerisinde olması gereken şeyler ve bunların hepsi alınmış. Bu aslında esmer ekmekte hepsinde var. Zaten Çiğdem, en başta hep bunu söylerim ben, fiyattan dahi fark edebilirsin. Nasıl yani? Yani dikkat edersen çoğu marketlerde beyaz ekmeklerin fiyatı esmer ekmeklere göre 4 veya 5 kat daha ucuz. Yani normal bir somon beyaz ekmeği 1 TL, hatta 1 TL'nin de altında alırken tam buğday, çavdar veya tam tahıllı ekmeği 5, 6, 7 liraya kadar bulabilirsin. Evet, böyle dilimli poşetle satıyorlar. Aynen, bravo. İkisi de aynı gramaj aslında. Ama daha kaliteli un ve daha doğru un olduğu için masrafı da daha yüksek olmaktadır. O yüzden bizim yıllarca tükettiğimiz somon ekmekler aslında hatalı. Sağlıklı değil. Sağlıklı değil. Hatta biz bunu çoğu danışanlarımıza da söylüyoruz. Çoğu insan bu ekmeklerin diyet olduğunu zanneder ve bize der ki ben çocuğuma diyet ekmek yedirmem. Halbuki en büyük hata o. Bu aslında en kaliteli ekmek, yiyebileceğiniz en doğru ekmek. Çocuğunuza diyet ekmek değil, tam buğday veya çavdar veya tam tahıllı, yani gerçek undan yapılmış ekmek yedirmeniz gerekmektedir. Tam tersine yedireceğiniz beyaz ekmeğin çocuğunuza hiçbir faydası olmamaktadır. O yüzden benim tavsiyem, beyaz ekmeği ağır hayatımıza çıkaralım ve tam buğday, tam unundan veya çavdar undan yapılmış ekmeklere geçelim. Yani gerçek kaliteli ekmeklere geçelim. Ha tabii ki bunların, herkes söyleyebilir, maliyeti yüksek, herkes bunu alamayabilir. Çok doğrudur, ona bir şey diyemiyoruz tabii ki. Ama en azından hiç çoktan ağır ağır hayatımıza sokalım. Yani eğer bana derseniz ki ben tam buğday ekmeği alamam, benim için bu çok büyük bir masraf olacaktır. Peki alalım, en azından bir paketimizi atalım donmuşa, deep freeze'e ve ağır ağır haftada 2-3 dahi bile yesek
O bile bizim için, sağlığımız için hiç çoktan faydalı olacak. Yani 2-3 dilim olarak mı söyledin onu? Aynen, kesinlikle. Aha. Yani tabii ki dediğim gibi yani ekonomik durumu tabii aynen ayel vermeyen kişiler için. Ama bizim için doğrusu her zaman tam buğday, tam buna tekrar döneceğim. Hı-hı. Bu hani kaliteli ekmek tüketimine. Evet. Ama mesela bu tarz pideler, bunlar lavaş. Da aynı şekilde. Aynen, bunlar da aynı şekilde. Şimdi biz bu lavaşları açıkçası çok tavsiye etmiyoruz, bu tarz ürünleri. Çünkü bunlar Çiğdem, marketlerde gördüğünüz üzere hepsi bunların vakumlanmış paketlerde. Hı-hı. Ve ömürleri bunların çok uzun. Yani bir ay, iki ay ömürleri var. Aa, aynen. O kadar ömürleri kesinlikle. Var yani. Ve bunlarda koruyucu madde çok, katkı maddesi çok olduğu için çok sık tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Bitti bizim mangal. Ha tabii ki. Ha tabii ki. Tüketilmesin demiyoruz. Ama her günümüzde olmasın. Yani bazı insan vardır ya, ekmek yemem der, ben bunu der sararım der, hellimi peyniri sararım der, öğlen yemeğim de bit dabada da yerim der. Aynen öyle. Yiyebiliriz ama bunu en azından haftada bir, belki 15'te bir tüketelim. Her gün, her yemeğimizin yanında lavaş olmasın. Bunların da sağlıkları çıktı şu an. Marketlerde görebiliriz artık. Tam buğday unundan yapılmış, tam tahıllı lavaş ekmekleri çıktı. Esmer. Onlar da esmer. Kesinlikle. Ha. Onlar beyazlarına göre çok daha faydalı, çok daha sağlıklı. O yüzden tüketecekseniz, eğer de lavaş seviyorsanız, esmerinden yine tam tahıllı ve tam buğdayını tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Peki bu da hamburger. O da hamburger ekmekleri. Çocuklar bayılır buna. Buna da hayır der kesin. Kesin. Bunların da yine aynı şekilde tam buğday unundan yapılanları artık fırınlarda görebilirsiniz. Beyaz undan yapılanlardan uzak durup da eğer ki çocuğunuz hamburger istiyorsa, benim her zaman tavsiyem şudur ki gidip de restoranlardan hamburger alacağınıza kendiniz dana kıymasına içerisinde maydanozunuzu biraz ekmeceğinizi üfeleyip de çok güzel bir köfte yapıp gidip her markette bulabilirsiniz. Tam buğday unundan esmer yapılmış sandviç ekmekleri ve hamburger ekmekleri alıp da içerisinde bir güzel hellim koyarsanız, domates salatalık, yeşillik, yanına bir bardak ayran, muhteşem bir hamburger. Alın size, çocuğunuza sağlıklı. Tavsiye edebileceğimiz en sağlıklı, en doğal hamburger. Hem çocuk hamburger yemiş olur, hem de siz içiniz rahat, çocuğunuza gayet kaliteli, temiz yemek yedirmiş olursunuz. Peki, günde ne kadar ekmek tüketmemiz gerekiyor? Yani bir de şunu da söyleyelim. O zaman biz çok gerilerde kaldık. Çünkü bizde yeni bu esmer ekmek kültürü gelişiyor. Peki ne kadar tüketeceğiz? Yani sağlıklı bir birey, elbette herkesin kendi mutlaka. Yaşına, vücuduna, tabii kilosuna ki. Göre farklıdır mutlaka. Doğru. Da genel anlamda bakacak olursak ne kadar tüketmesi gerekiyor? Biz her zaman bunun kişiye özgü olduğunu söyleriz Çiğdem. Her kişiye göre fark eder. Yani şimdi 150 kilo olan biriyle 80 kilo olan bir arasında tüketeceği ekmek miktarı dağlar kadar fark var. O yüzden bunu asla söyleyemeyiz. Ama son dönemlerde herkesin de bildiği üzere hem internette hem sosyal medyada ekmeğin zararlı olduğu, ekmeğin tüketilmemesi gerektiği söylenir. Ekmek tükettiğiniz zaman kilo veremediğiniz, ekmek tükettiğiniz zaman kan şekeri yükselip de şeker hastası olduğunu söylenir. Halbuki tam tersi. Ekmek tüketen insanların kan şekeri dengede gider. Özellikle biz niye beyaz ekmeği tavsiye etmiyoruz? Beyaz ekmek kan şekerinin çok hızlı yükseldiği gibi çok kısa sürede bir anda düşürür ve erken açlık sağlar. Esmer ekmek, tam buğday unundan yapılmış ekmekler ise kan şekerini yavaş yavaş yükselttiğinden dolayı o tokluğu sağlar ve size kan şekeriniz dengelediği için açlık ihtiyacınızı en aza indirmeye başlar. O yüzden bizim tavsiyemiz mutlaka ekmek tüketelim. Belki bir dilim, belki iki dilim, kişiye göre yine değişir. Her öğünden bahsediyorum. Sabah, öğle, akşam öğününde mutlaka ekmeği tavsiye ediyoruz. Gerek kahvaltıda tost, gerek yemeklerde herhangi bir yemeğin yanında bir belki dilim ekmek tüketilebilir. Ama mutlaka bunun esmer olmasına özen gösterelim ve ekmeksiz hayat geçirmeyelim. Zaten Çiğdem, bizim kültürümüzde ekmek var. Evet, var. Yani, biz şimdi ekmeği kesmeye başlarsak ve ekmek tüketmemeye başlarsak bu sadece geçici bir dönemdir bizim için. Geçici olarak yapacağınız işlere zaten hiç başlamayın. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir de vücut çok akıllı, öyle tabii değil ki, mi Orhan? Kesinlikle. Yani bir şeyi tamamen kestiğimizde belli bir zaman sonra vücudumuz onu isteyecek, algılayacak. Aynen ve belki de kat kat daha fazla tüketmeye başlayacaksınız. Aha. O yüzden geçici olacak olan bir işe asla zaten başlamayın. Eğer bir veya iki hafta sıkıp da kendiniz ekmek yemeyeceksiniz, da üçüncü hafta Çiğdem'in dediği gibi bir anda ekmeğe saldıracağım derseniz hiçbir anlamı yok zaten öyle bir diyete başlamanın. Evet. Bir de tabii bu arada yönetmenime hemen söyleyelim. Bize zamanımız dolduğunda size uyarırsanız Ahmet Bey. Bu arada Ahmet'im, çantamda benim yanımda bir ekmek grubu var. Ya da ben onu ekmek grubu zannediyorum.
tedarik değil, aç oluyorum yani. Gün boyu aç hissediyorum kendimi. Çiğdem'den yine sürprizler. Acaba o çantada ne çıkacak? Evet, markası görünmesin istersen şey yapalım. Okey. Şöyle saklayarak. Peki. Açarak gösterelim. Anladım. Yarısını yiyemeyeceğim. İşte bu. Evet. Mesela ekmek ve ekmek gruplarından bahsedelim. Bunu sana çok vermeyeceğim. Güzel. Bu ama buna öyle bakma. Bu bir mısır patlağı. Bunların buğday patlakları da var, pirinç patlakları da var. Şunu söylememiz gerek. Bu tarz ürünleri ben tavsiye etmiyorum değil. Tabii ki bunlar güzel bir alternatif. Ekmek grubu mu peki? Aynen bu? Ekmek grubu. Eğer bundan 3 tane yerseniz bu bir dilim ekmek yerine geçer. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Bu bundan 3 tane bir dilim ekmek yerine geçer. 3 tane. Aynen. Bunları tüketebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu tarz ürünlerde katkı ve koruyucu maddesi olduğu için çok süreli tüketmenizi tavsiye etmiyoruz. Ama biz danışanlarımıza Çiğdem bu tarz ürünleri menülere ekliyoruz. Çünkü biz bunları ara öğünde kullanıyoruz açıkçası. Çünkü biz ara öğünlerde kişilere sürekli meyve, ceviz, yoğurt, süt türü şeyler veriyoruz. Ama birey tabii bir yere kadar sıkılır. Hep aynı şekilde meyveyi tüketmek, hep aynı şekilde yoğurt, süt. Hem bir de bunlar pratik ürünler. Bak sen şimdi çantandan çıkardın, bunu 2 dakikada kıt 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 ara önlüğü tüketebiliriz. Yani bunlar güzel, en azından pratik ama sen yanında bir sütü bir yoğurt taşıyamazsın ara ön yapmak istersen eğer. Bunlar ekmek grubu ama tabii ki biz yine bunları kişiye göre ayarlayıp da ara önlere yerleştirip ekmek grubu diye kullanabiliriz. Ha tabii ki bir tek bu değil, bin bir türlü ürün var şu an piyasada. Mesela diyet ürünlerde var. Grisinlerden bahsedebiliriz. İşte ne kadar tüketiyor? Onlar da bir ekmek aynen. Ne kadar yiyor? 2-3 tane grisini yine bir dilim ekmeğe denk geliyor. 3. Aynen öyle. Yani bir paket ya da yarım paket tüketemiyoruz. Tüketemiyoruz maalesef. Ya da bisküviler, tam tahıllı bisküviler var. Bir de bana bunu söylerken üzülerek söylüyor yani. O da yasak. Onları biliyorum Çiğdem'den çünkü artık alıştım Çiğdem'in tepkisine o yüzden. Aç. Yani o yüzden bunları kullanabiliriz Çiğdem. Ama tabii ki yine kararında yine porsiyonları bilerek. Çünkü bazı insan var, bunu çok duymuşsundur sen. Paket açtın mı der ben duramam. Ben paket, de duramıyorum. Aynen paket açtın mı yiyeceğim der. Öyle bir şey yok. İnsan düzenli ara öğün yaptığı zaman, kan şeker dengede gittiği zaman, kaliteli beslendiği zaman İşte o duygunluğa ulaştığı için bir paketi bitirmeye zaten ihtiyaç duymaz. Peki başka ekmek grubunda olan şeyler var mı? Her şey. Makarna, pilav, patates, kestane, leblebi, hep bunlar mısır gevrekleri, mısır patlakları, bisküviler hep bunlar ekmek grubuna geçer. O zaman bunlardan eğer gün içerisinde arada tüketiyorsak aslında bu bir dilim ekmeği aynen. Kesmemiz mi bravo. Gerekecek? Mesela açalım. Bir dilim ekmek yerine 2 kaşık bulgur pilavı veya 2 kaşık pirinç pilavı. 2 kaşık aynen. Derken? 2 yemek kaşığı. Böyle şöyle değil. Gösterebiliriz. 2 yemek kaşığı pirinç pilavı veya 2 yemek kaşığı bulgur pilavı bir dilim ekmek yerine tüketebiliriz. Ama şimdi bir... ben bunu ama... doymam. Tamam, okey. Ama ben sadece sana bunun bir dilim ekmek yerine geçtiğini söylüyorum. Sen belki de 4 veya 5 kaşık yiyebilirsin. Yemekle beraber. Yanında etin veya tavuğun olur, yoğurdun olur, 4-5 kaşık pilavın olur ve salatan olur. Zaten bu sana çok büyük bir tabak aslında. Ha ekmek yemeyince bundan 4 kaşık mı yiyorum? Bir dilim ekmek yerine 2 kaşık. Pazarlık yapıyor şimdi Çiğdem bizimle. Ağzından kaçırırsam belli yani sen öyle dedin diyecek. O yüzden kayıtta çok, var. Çok temkinliyiz. Ya da patates mesela. Atıyorum bir küçük boy patates yine bir dilim ekmek yerine tüketilebilir. Bunlar zaten olması gereken şeyler ama bunları sürekli hale getirmememiz gerek. Nedir mesela? Patates nişasta içeriği yüksek. Kan şekerini çok hızlı yükseltebilir. Pirinç pilavı yine aynı şekilde kan şekerini çok hızlı yükseltebilir. Ya da makarna. Bunların da bilindiği üzere beyaz ve tam buğdayından yapılmış makarnalar var. Ona da girdik. Aynen ona da girdik. Beyaz ve tam buğdaymış. Hatta, ben nereden bileyim gidiyorum alıyorum oradan. Ama Çiğdem çok duymuşsundur sen. Çoğu insanlar izleyicimiz bize bunun akabunu bilir. Makarna tükettiği zaman erken acıkırım der. Makarna tüketen insanlar. Ben bilmiyorum. Kazanla yediğim için erken acıkıyor. Bunun yine en büyük sebebi beyaz undan olmasından dolayı. Beyaz undan yapılan makarnalar kan şekerini çok hızlı yükselir ve çok hızlı düşürür. Beyaz un dediğin o bütün raflarda olanlar mı? Aynen öyle bravo. Renkli renkli var böyle çiçeği gibi, yemiş gibi. Yemiş yeşil, gibi. Pembe falan gene içinde. Çiğdem, gene Çiğdem neler oldu bilmiyorum ama ama bu sefer de onunla unları konuşuruz. Bilmiyorum nereden bahsettiğini. Ben o zaman alıp geleyim de tamam, bu sefer onu getirip de onu görelim bakalım. Bir o hangi undan bahsettiğini ama esmer un. Tam bu dönemde yapılmış makarnalar yine aynı şekilde tokluk sağlar. Hatta biz bunu sporculara çok tavsiye ederiz. Spor yapan insanlar. Ya ama oradan, ay pardon bir dakika. Şimdi sakin. Hadi şimdi bir saniye. Yani
Kaşığın öncesi yer alıyorum. Şimdi bakın, bu kaşıkla iki kaşık pilav tüketebiliyoruz. Pilavla makarnayı ekmek grubuna koydu. Ben şimdi bu kaşıkla spagetti mi nasıl tüketebilirim? Sonra bu nasıl? Tamam. Bu kaşık neyi tutacak? Tamam, peki ona geliyorum işte. Bu, bu sadece bir örnek. Bu sadece bir örnek. Benim sana bahsettiğim, atıyorum. Belki de biz sana 6 dilim ekmek veriyoruz gün içerisinde. Tamam mı? Ben genelde menülerimde şu şekilde ayarlarım. Deriz ki bir kevgir spagetti. Ya da bir spagetti kevgiri. Tamam mı? Bir spagetti kevgiri 2 dilim ekmek yerine geçer aşağı yukarı. Sana zaten biz 6 dilim veriyoruz. Akşam yemeğinde 2 dilim ekmeğin yerine bir kevgir spagettini koyarsın. Üzerine limmeye nordan edersin. Yanına tavuk ızgaran, yoğurdu salata. Bu bizim için çok da güzel bir öğün aslında. O bir kevgir seni doyurur aslında Çiğdem. Niye doyurur? Yanında proteinin de olacak, salatan da olacak, yoğurdun da olacak. Ve bu bir de esmer unundan yapılan bir makarnaysa, spagettiysa tamamen tokluk sağlar sana. Ve inanmayacaksınız, buradan izleyicilerimize de söyleyelim, hiçbir tat farkı yok. Çünkü çoğu insan her zaman ön yargıyla karşı çıkar. Ben der, öyle diyet makarna yiyemem der. Tadı onun der diyettir der. Halbuki hiçbir alakası yok. Aynen beyaz undan yapılmış makarnanın hiçbir farkı yok. Gayet rahatla tüketebilirsiniz. Peki el makarnaları? Onlar da bravo. Kesinlikle. Aha. El makarnaları da aynı şekilde. Kültürümüzün getirdiği bir şey şu ki ciddi anlamda el makarnaları çok sağlıklı. Çok tavsiye ediyorum ben açıkçası. Büyük kulüpte mesela ekonomi yapıyorlar. Aynen, çok güzel yapıyorlar. Tabii ki kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Ve o el makarnaları da tam buğday undan yapıldığı için, kaliteli undan yapıldığı için bizim için çok faydalı. O yüzden tüketebilirsin. Hiç sıkıntı yok. El makarnası da tabii ki asıl konu şu ki tavuk suyu eklemeden yapmamız gerekiyor. Aman. Şimdi marka veriyordum, durdum. Tavuk suyu eklemeden. Domates suyun olabilir. Eğer isterseniz belki siz eğer tavuğu kaynatıp da suyunu dökebilirsiniz ama hazır tavuk sularını pek tavsiye etmiyoruz açıkçası. Yine onlara koruyucu maddeler var Çiğdem. Şimdi kendi bir şey söyleyeceğim ama olmayacak. Program yapıyoruz ya o bakımdan. Şimdi Orhan, şu soruyu da sormak istiyorum ve noktalamak istiyorum. Evet. Ekmek konusunu sanırım izleyicilerimiz yeterince anlamışlardır, evet. Ama şeyin sonunda özetleyeceğim onu tekrar. Niye bunu tüketiyoruz, bunları tüketmiyoruz vesaire. Hiç ekmek yiyemeyen insanlar var. Mesela tabii. Ben 1900'lü yıllarda, 1990'lı yıllarda bir arkadaşım vardı, askere gitti ve hiç ekmek tüketmediği için çürük raporu mu almışlar, ne almışlar? Yani vücutta çok önemli bir eksiklik, bir şey yapıyormuş. Kesinlikle. Diyelim ki yıllardır ekmek tüketmeyen bir insan, işte 3 yıl, 4 yıl ama ekmek anlamında söylüyorum. Evet. Ekmek grubuna girenlerden değil. Direkt ekmek yemeyen bir kişi. Ne olur vücudumuza? Şimdi ekmek yemeyen insanlar kas kayıpları yaşayabilirler. Çünkü sonuçta bir gün içerisinde bir insanın alacağı karbonhidratın en büyük kaynağı ekmek. Yani karbonhidrat kaynağımız bizim günlük ekmek. Proteini kasa iyileştirecek olan alacağımız karbonhidrattır. Ve eğer biz yeteri kadar karbonhidrat almazsak, yani ekmek almazsak, o aldığımız protein kasa iyileşmez ve kas kayıpları meydana gelebilir. İlerleyen yaşlarda Allah korusun MS, Parkinson, Alzheimer hastalıkları meydana gelebilir. Belli başlı B12, B6 vitaminlerinin eksikliğinden kaynaklı dolayısıyla hafıza kaybına da kadar gidebilir Çiğdem. Ve o ekmeği tüketmek bunlara fayda değil. Kesinlikle. Aynen bravo. Tabii ki. Az da olsa faydası var. Asla öyle düşünmemek gerek sonuç. Ama evet, bunun gibi değil. Yani esmer ekmekte olan minerallerin tabii ki beyaz ekmeğe oranla kat kat daha fazladır. Ama bir şekilde ben ekmeğin tüketilmesini tavsiye ederim. Yani çünkü görüyoruz her tarafta insanlar ekmek yemeyin, ekmek tüketmeyin, ekmek kilo alırır. Yediğimiz her şey size kilo alırır. Yeter ki kararında, yeter ki doğru zamanda tüketmeye çalışın. Şimdi gece yatmadan 3-4 dilim ekmek yiyip de tok yatla yerseniz tabii ki onu yiyip yatıp yakamazsınız. İmkansız. Ya da gün içerisinde her yemekte bir somon ekmeği bitirirseniz tabii ki onu yakamazsınız. Ama 1-2-3 dilim ekmek tükettiğiniz zaman zaten sıkıntı yok. O size kilo aldırmaz. Yediğimiz elmayı dahi vücudumuz yağ olarak depolar. Yeter ki onu kararında ve zamanında ve kaliteli tüketelim. Doğrusu o. Bir sorun daha var. Evet. Görüyoruz küçücük çocuklara, bebeklere ekmek bandırır babaanneler, anneanneler, evet. Teyzeler, halalar. Tek bir şey olmasın bari. Tek bir şey suç atmayalım. Anlamışsınızdır zaten nereden bahsettiğimi ama olsun, ben yuvarlayayım da.
Ekmek verirler küçücük bebeklere mesela. Evet. Bu bir yanlış mıdır? Doğru mudur? Aslında küçük yaşa bağlı tabii ki ama bence 1 yaşından sonra zaten başlanması gerekir. Hatta yani 8 aydan 9 aydan sonra. Yani çocuklar kaç yaşında ekmekle tanışmalı? 8-9 aydan sonra bence başlanması gerekir. Yapılabilir. Küçük küçük aynen yapılabilir. Yani tabii ki o neye bandırdığına bağlı ama yani tabii ki öyle zeytinyağına veya margarinle tereyağına çocuğa vermektense yani... Evet. Onu başka zaman konuşalım. Onu başka zaman yine çocukların beslenmesinde konuşalım. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne yapıyoruz Orhan? Esmer ekmek tüketiyoruz. Esmer ekmek tüketiyoruz. Beyaz ekmeklerden uzak duruyoruz. Bütçemiz yetmiyorsa bir paket esmer ekmek alıyoruz. Aynen. Çok güzel. Buz yerine koyuyoruz. Çok güzel. Haftanın en az 2-3 günü birer ikişer dilim tüketiyoruz. Aynen. Sağlığımız için faydalı olan aslında esmer ekmektir. Aynen. Beyaz ekmeğin içerisinde olması gereken vitaminler veya vücudumuzun alması gerekenler ne yazık ki yok denecek kadar az. Yani çocuklarınıza gayet rahatlıkla esmer ekmek tüketebilirsiniz. Ve siz de diyelim. Evet. efendim işimiz işte. Bugün sonuna geldik. Tekrar bir başka programda görüşmek temennisiyle yeniden Orhan'a geleceğimizi söyleyelim. Konularımızdan biri de su ayrıntıları tekrar konuşacağız. Hoşçakalın.